Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ezana icabet etmek ne demek? Ezan okurken Kur'an ve sohbet dinlemeye devam edilebilir mi? Günde beş defa minarelerimizden yükselen ezanı Muhammedi, İslam'ın en mühim şair, işaret, sembol ve alametlerinden birisidir. Ezanın her tekrar edilişinde Tevhid ve Risalet ilan olunmakta, imandan sonra en mühim hakikat olan namaza davet edilmektedir. Bundan dolayı ezanı duyan müminin ilahi davete icabet etmesi imanının bir gereğidir. Ezana icabetin esas manası o vaktin namazını kılmaktır. Fakat ezan okunduğu anda da müezzine icabet etmek aynı zamanda sünnettir müezzine icabet etme hakkında rivayet edilen hadislerden hareket eden bazı alimler ezan işitildiği zaman müezzine icabet etmenin söylediklerini tekrar etmenin vacip olduğunu söylemişlerdir. Fakat alimlerin çoğunluğunun kabul ettiği görüş müezzinin okuduğu ezanın tekrar edilmesinin sünnet olduğudur. Esas temel görüş bu ama bunun vacip olduğunu söylenir de var. Mümkün mertebe ezan okunurken başka bir şeyle meşgul olmamalı. Ezan okunurken konuşmaya meşguliyetle ara verilmeli. Bir hürmet ve tazim içinde, huşu içinde ezanı dinlemeye çalışmalı. Bununla beraber yetiştirilmesinde acil olan bir iş, bir an önce bitirmeye çalışmak gibi meşru meşguliyetler varsa böyle bir durumda bir kimsenin ezan okunurken işine devam etmesi, onu günaha sokmaz. Gerek bir ihtiyaç için, gerekse abdeste hazırlık için, ezan okunurken mesela tuvalete gitmek, tuvalette bulunmak bir sakınca teşkil etmez. Zaten insan tuvaletteyken veya banyodayken namazın farzlarından birisi olan necasetten tahareti veya abdest almayı gerçekleştirmekte temizlik yapmaktadır. Orada tabii bir ihtiyaç telafi edilmektedir. Özetle Ezan okunduğu esnada insan müsait olduğu ve imkan bulduğu zaman durur, ezanı dinler ve müezzine icabet eder, onun dediklerini tekrarlar. Fıkıh kitaplarımıza baktığımızda ezana icabet konusunda süre arasında şunların da olduğunu söyleyelim. Ezana icabet aslında ezanla çağrılan namaza gitmektir. Bizzat ezanın sözlerini dinleyip Müezzinin söylediklerini tekrar etmek de evet ezanın icabetin parçalarındandır. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurur. Ezanı duyduğunuzda müezzinin dediği gibi siz de aynı şeyleri tekrar edin. Kendi kendine Kur'an okuyan ve tesbih çeken kimse de bunları bırakıp ezana icabet etmelidir. Ama mescitte, camide, başka yerlerde Kur'an okuyan okumasına devam edebilir. Peki dini bir konuda konuşan ve sohbet eden konuşmasına devam edebilir mi? Herhalde vaaz ve sohbetlerde anlatılan şeyler Kur'an'ın açıklaması olduğu, yani daha doğrusu bunların olması gerektiği için ona kıyasla bu tür konuşmalar devam ettiriliyor olab olmalı. Bu açıdan bakıldığında İslam'ın herhangi bir müessesesini ya da bir meselesini inceleyen seminerler ya da paneller de bu şekilde sayılabilir. Zaten ezan esnasında konuşmanın mekruh olmadığı da söylenmiştir. Ayrıca okunan bütün ezanların hepsini dinlemek gerekir diyenler varsa da sadece ilk duyduğu ezanı ya da sadece kendi mescidinin mahallesinin veya sokağının ezanını dinlemesi yeterli olduğu da bilinmelidir.